Herkese merhaba Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümünde ben İnan Özdemir, Kaan kuralla birlikte NBA gündemini konuşmaya devam ediyoruz efendim. Her salı ve cuma günü buradayız biliyorsunuz. Kaan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün farklı konularımız var tabii ki. Haftanın enlerini konuşacağız, seyircilerimizin sorularını cevaplandıracağız. Ama öncesinde yaklaşık böyle 50 maça gelmişken artık sezonun son dönemecine yaklaştık. Bir sene başına dönelim yani sene başı ile bugün arasında bir adam üzerinden kıyas yapalım istedik. Çünkü... İşte özellikle Victor Van Bayama'nın biz NBA gelişini çok konuşmuştuk Kaan abi zaten ama NBA geliş hikayesiyle de sadece 21. yüzyılın değil basketbol tarihinin en merakla beklenen yıldızlarından biriydi. Hatta şu kıyaslamalardan biri Lebron'un lige gelişiydi ki mesela 20 sene önce hatırlıyorum siz televizyonda veya işte dergilerde hani Lebron nasıl başladı, Lebron nereye gider, Lebron'un tavanı ne sorularını hep tartışıyordunuz. Şimdi bu zevki Victor Van Bayama ile birlikte yaşıyoruz ve Sezon içinde Chet Holmgren'den de bahsettik, Hayim Hakez'den de bahsettik. Brandon Miller'dan biraz az bahsettik ama bu çaylak sınıfının içine girmeye çalıştık. Fakat 50 maç geçilirken, Victor Van Bayama'da neredeyiz şu an? Ee, şu ana kadar, daha doğrusu işte NBA'ye gelmeden önceki e, vizyon ve projeksiyonların gerçek olabileceğini gördük artık. Yani e, Van Bayama ile ilgili çok vahşi hayaller vardı. Ee, çok uçuk söylemler vardı. Ee, Hatırlıyorsunuz sezon başı itibariyle hani daha sezon başlarken ne konuşuyorduk? Ben şey diyordum yani e, hücum anlamında nereye geleceğini Hı -hı. E, kestirmek güç o hani gelişimine bağlı. Ama tarihin en büyük savunma oyuncusu olabilir. Yani o, e, o tarihin en büyük savunma oyuncusu, oyuncusu olma potansiyeline sahip. O görünüyor demiştik, demiştim. E, bu benim hani bir şeyimdi. Çok daha tarihin en büyük oyuncusu olacak diye, yani işte Lebron'u, Jordan'u geçecek diye düşünüyorlardı. Şimdiden ligin en iyi 20 oyuncusundan biri diyen var. vardı. Var var, çok şey vardı. Fakat sezonun ilk 15-20 maçlık periyodunda bunları hiç görememiştik. Burada takımın kurgusuyla çok alakalı, biraz Van ile alakalı olmayan bir durum vardı. Yani Greg Popovich'in oradaki tercihlerini biz de çok eleştirmiştik mesela. 4 numara oynatıyorlardı Van şey Zach Collins'in yanında. Takım guardsız oynuyordu, Zerrin Müzevan 1 numara oynuyordu. Ee, her şeyden önce Vembayama'nın doğru kullanılması gerekiyor. Çünkü Vembayama evet driblingde falan kendi pozisyonlarını yani bir çaylak olarak hani çok verimli olması da yaratabiliyor ama o çok zaten verimsiz olan bir oyuncu yani şu oyunun şu aşamada verimsiz olan bir oyuncu çok daha verimsiz değitip yani tamamen dağınık bir yapı kuruyordu. E potaya yakın oynamadığı zaman da en büyük avantajlarını kullanamıyordu. Fakat o 20 maçlık periyottan sonra yani e, ben 5 numaraya geçtikten sonra ve Trey Jones'u da daha fazla oynamaya başladıktan sonra e, Vambanyam'ın neler yapabileceğini gördük. Ya bütün o çılgın projeksiyonların hepsinin gerçekçi olduğunu diyoruz. Oraya varır varmaz ayrı konu. Ama ben şunu söyleyebilirim. Şu anda NBA'deki yani yılın savunmacısı listesinde, yılın en iyi savunma yapan, yılın savunmacısı dediğin zaman bütün sezonu olmak lazım. Sezon başı itibariyle 5 numara oynamadığı için oraya çok dahil edemiyorsun ama şu anda sahada savunma anlamında Gober ve Davis'le birlikte en etkili oyuncu olabilir. Ya, bu kadar büyük bir fark savunmada yaratmak akıl alır gibi değil. Ve yani e, Van Bayama ile ilgili asıl konu ne abi? Van Bayama'nın anormal uzun olması değil mi? Ya NBA tarihi çok başka uzun oyuncular. George Morrison 2.32 idi abi mesela. İki Yao Ming'ler. Mark Sean, Eaton'lar. Mark Eaton'lar. Sean Bradley'ler. E, mesela o kadar olması da şu anda Porzingis de var mesela. Bunların hepsinin çok iyi dönem Ralph Sampson'lar falan. Hani çok oyuncu gördük. Bunların çok ciddi etkiler var. Şimdi Porzingis mesela yakın örneklerden biri. Gayet etkili. Bir Aynen. Oyuncu. Yani Sean Bradley mesela o kadar etkili olamadı ama özellikle tabii ki bazı farklar yaratıyor. Ben Banyama'nın bütün bu uzun yani ekstra uzun oyunculardan çok önemli bir tane farkı var. Ben Banyama 2, 25 Kulaç açıklığı 2.40'a yakın. Yani kollar da anormal olsun. Eller meller de anormal. Fakat bu kadar uzun oyuncular arasında Porzingis daha ki Porzingis 219 aslında yani Porzingis o kadar anormal uzun da değil. Yani aradaki fark çünkü <laughs> normal insana göre yok, yok. Şimdi 2... Yani tabii ki çok uzun yani ama ortalama NBA 5 numaraları 212 falan diye düşünürsen yani ortalamanın Porzingis'e kadar satmasanız. ortalamanın ne kadar üstündeyse Porzingis Porzingis'ten o kadar uzun yani. Ve buradaki e, şeyler yüzdelik farklar sonuçta 6 santim az gibi gözüküyor olabilir ama abi iki beşlikte iki on bir oyuncu, arasındaki farka da benziyor. Bir de kulacı da katarsın işin içine. Van ee, Bayam'ın en büyük farkı bu boyda oyuncuların genelde Porzingis iste mesela o yok ama Sean Bradley'de vardı, George Murasan'da vardı. Yahuda bile kısmen vardı ki Yao bunların arasında belki de en iyi örneklerden biriydi. Ciddi koordinasyon problemleri olur. Koordinasyon da şu yani e, biz bizim mesela Kyrie Irving'de falan bahsettiğimiz Vücudun hareket ederkenki akıcılığı, reaksiyon zamanları. Yani işte mesela sağdan sola dönerken e, sen onu yapmaya karar verirsin. Vücut ona nasıl bir koordinasyon, işte önce hangi kas grubu bu hareketi yapıyor? Dans etmek mesela bunun en güzel örneklerinden biridir. Bazı insanlar dans edemez yani tamam mı? Daha doğrusu dans eder ama komik gözükür. Çünkü o vücutlarının kasları aynı e, sekansta yön değiştirmez. Bunun en önemli şeylerinden bir de zamanlamadır. Yani bir şey yapmaya karar verirsin, ona ne kadar çabuk reaksiyon zamanı değil, doğru zamanda hareket etmek, doğru şekilde hareket etmek, doğru koordinasyonla hareket etmek. Abi Vembayama da bu, o boyda oyuncularda hiç görünmeyecek kadar olağanüstü bir şekilde var. Zaten şey diyor kendisiyle ilgili. Büyürken koçlar ona hep dermiş ki sen hiç aynaya bakmıyorsun. Hani sen boyunun ne olduğunun farkında değilsin. Çünkü küçüklükten itibaren diyor ben Steph Curry'i izliyordum. Yani Lebron James'i izliyordum. Kevin Durant'i izliyordum. Mesela Kevin Durant da bir anomalidir aslında boyuna göre oynadığı oyunda ama ki o bile yani 2 bir oyuncudan bahsediyoruz. 2-13'lük bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi 2.25'lik, 2.40 kulaç açıklığı olan bir oyuncunun Kevin Durant gibi oyun oynamaya çalışması başlı başına bir deney zaten. Abi bunu çalışabilirsin. Yapabilmek başka bir şey abi. İşte mesela benim bu sene en şaşırdığım şeylerden biri. Biz Victor Wembanyama gelirken birazdan savunmasına tekrar ama belirli şeyler yapabildiğini biliyorduk. Neydi o? Üçlük atabildiğini biliyorduk mesela. Dribbling üstü üçlük denediğini de biliyorduk ki bazen çok saçma şutlar da deniyor bence. Gereksiz şutlar da deniyor. Abi sezon geneline bakarsın çok verimsiz atıyor zaten onların. Tabii tabii verimsiz attı çok top var. Ama benim en anlayamadığım şeylerden ne, biri ne biliyor musun Van ben vardı? Top Wembanyama'da değilken Wembanyam'ın hareketlerini izlediğin zaman atıyorum bir Rip Hamilton bir Steph Curry gibi perdelerden çıkmaya çalışan, böyle iki numara gibi topsuz koşular yapmaya çalışan, üçlükte pozisyon almaya çalışan, pozisyon bulamadığında relocation denilen, yeniden konum alma hareketini yapan birini görüyorsun. Yani kafa aslında vücudunun 2.20'lik bir oyuncu olduğunu düşünmüyor. Kafa kendisini 1.80, 1.90, 2 metrelik bir oyuncu gibi alıştırmış. İşte bunu böyle düşünebilirsin ama bunu yapabilmek işte inanılmaz bir beceri. Zaten 5 numaraya geçtikten sonra ben Bayaman'ın oyunundaki en büyük değişimlerden biri bu kan abi. Bak Wemba 5 numaraya geçtiğinden beri spor sistemini izliyorsun. Pasör olarak, şütör olarak Wemba yani boyunu falan geçtim. Hiç o pozisyonda bir oyuncunun o yaşta yapmaması gereken şeyleri yapıyor. Şu anda kısadan perde alıyor bir uzun olarak. Perdeyi geçiyor. Arkasından pikenrolde devrilen kısaya topu atabiliyor. Şimdi bütün bunlar zaten boyundan sahip olması gereken koordinasyondan daha farklı bir koordinasyona sahip olduğu için öyle oldu. Ve o yüzden de Van ama 5 numaraya geçtiğinden beri Spurs belki yine maç kazanamıyor ama Van ama gerçekten ligin geleceği gibi top oynuyor. Ee, ya hücumda yaptıkları beni o kadar aslında hani çok da etkilemiyor bazı bir iki tanesi dışında. Ee, Pulapları falan çok verimsiz. İşte özellikle yarısı... Biraz, saat biraz verimli hale geldi onlar bu arada. Biraz geldi. Mesela üçlükte yüzde otuz beşlere geldi. Beş deneme yapıyor, altı deneme yapıyor, yüzde otuz beşlere geldi. Hiç fena değil. Serbest işleri de çok yüksek bu arada. Esas konu o zaten. Hı -hı. Ben tam onu diyecektim. Abi yüzde seksen küsürle serbest satışlanan oyuncunun yani ne kadar iyi bir şutur olduğu ortada. Diğerleri tamamen zamanlamayı, biraz bacak kuvvetlenmesiyle Hı. alakalı. Şutun özellikle oyun devam ederken şutun ıı, istikrarlı olması biraz bacakların kuvvetlenmesiyle ıı, sağlanıyor. Çünkü yoruldukça o şutun ritmini kaybediyorsun. Ee, özellikle pull up'ta, yani dribbling üzeri atarken. Fakat burada iki tane nokta var. Anomali dedin değil mi? Şimdi Kevin Durant bir anomali, Porzingis bir anomali. NBA'de çok anomali var zaten. bu oyuncuların hepsi yani dünyanın en seçilmiş oyuncuları Seçilerek olduğu için geliyorum. belli açılardan fiziksel belli fiziksel veya yeteneksel belli anomalileri zaten oluyor. Yani yarısından çoğunun belli anomaliler. Bazılarının çok anomalisi var. Fakat e, abi Ben bir anomali değil. Yani işte atıyorum Zion Williamson ve, işte basketbolcu versiyon 1.3 ne bileyim Porzingis 1.4 ise hı hı. Durant 1.5 bunlar Basketbolcu şeyinin, e, ne derler, ürününün yeni versiyonları, tamam yeni modeli, upgrade'i çıkmış falan diye. Abi Van 2.0. Yani i̇nsanın yeni Tabii. mi evrimi diyorsun, insan anomalisi. E, veya uzaylı abi. Hani... Van ama hiçbir benzeri... ol Yani belki Yanis, yani Yanis modelinden üretilmiş Hı -hı. yeni versiyon bu ama bu yeni abi. Bu, 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 bu insan değil yani. Ki Yanis'in de öyle pull-up üçlüğü yok ki. Yok, yok yok. Hayır ben yani. Yan, Yanis'in böyle fiziksel... Çünkü ya Ben, yani ben yakın zamanda hatırladım. ...benim sahada izlerken... O böyle bir şey yapılabiliyor mu dedirten en son oyuncuydu yani. Sen yani hakikaten normalde yapılmayan bazı şeyleri yapıyordu. Abi ben Wembanyama'yı izlediğin zaman basketbolun işte 100 yıllık tarihinde, NBA'nin işte 80 yıllık tarihinde belli geçerli şeyler var. işte post adımlamalar. İşte bu, ben hep şey örneğini verirdim. Yanis Apenander'ı smaçla bitiriyor ya. Apenander asla smaçla bitirilmez çünkü. Apenander dediğin şey. Topu alttan gidip alttan, yani samucunu altından geçip şöyle bırakırsın. Onu smaçla yaptığı zaman, ben şey de çok şaşırmıştım yani yaptığında. Bu niye yapılmıyordu? Yani niye o teknik yoktu? Çünkü kimse o, o hareketi alçak postu alttan geçtikten sonra potaya kadar uzanamıyordu. Abi bayağı ama şimdi bu o ee, oyuncuların çok sevdiği post bir adım yukarı çıkıp çengel atış atma pozisyonu var ya. Yani klasik çengel pozisyonu. Ki e, son zamanlarda çok ölen bir sanat diyorduk. Son yıllarda daha fazla kullanılıyor. Kısalar aslında. daha fazla kullanmaya başlıyor. Da, uzunlar da aslında deniyor. Çok çabuk geldikleri zaman. Tabii ki dribbling yapmalarına izin verilmediği için tek dribbling yapıyor. Abi Van Bayon o pozisyonu smaçla bitiriyor. Yani yok için çengel e, atışı yaptığı yeri smaçla bitiriyor. Leop'ta da, da öyle zaten. Kısalar topu bazen bir yere fırlatıyorlar. Diyorlar ki herhalde buradan da olmaz olmaz yapıyor ya. Yani, yani e, Van Banyama'nın bir zamanlaması, bir de boyutları o kadar büyük ki... ...normalde temel basketbol olarak bildiğimiz şeylerin dışında şeyler yapıyor. Bu Space Jam'in son sahnesi gibi. Yani hı hı. oradan yani foul atış çizgisinden potaya smaç yapamam ama yapabiliyor abi. Burada en önemli nokta şu abi... Bugün sporda hep konuştuğumuz şey var. Ben basketbolda da söylüyorum. Farkı yarattığın nokta. Şimdi oyun o kadar çabuk ve o kadar e, bir, dar bir alanda oynanıyor ki... ...işte yarım saniye, çeyrek saniye bir avantaj yakaladın mı... ...veya çeyrek metre avantaj yakaladın mı? Abi Van Banyama'yı fa en farklı kılan şey şu. O zaten şu an durduğu yerde yarım çeyrek metre avantajla başlıyor. Hı hı. Yani o avantajı yakacak mesafeyi açması gerek o mesafeye sahip bir beden olarak zaten ben o yüzden bazen şeyine şaşırıyorum abi sen ne step back atıyorsun yani senin fade away ya da step back denemene gerek yok ki sen zaten bloklanmayacaksın yani ama kafa o kadar izlediği oyuncuları bazen taklit etmeye gidiyor ki şeyin farkında değil yani ulan ben çok uzunum zaten bana yetişemiyorlar diye şimdi kana 5 numaraya geçtiğinden beri 8 aralık 8 aralık önemli bir tarih çünkü Spurs orada dedi ki Zack Collins'ı biz niye 5 oynatıyoruz ve Trey Jones'u biz niye oynatmıyoruz oradan beri Spurs normal bildiğimiz klasik bir takıma döndü basketbol takımına 33 maç oynadı oradan beri. 22 sayı, 10 rebound, 4 asist, neredeyse 4 blok ve 1 top çalma ortalaması var. Bunu yaparken de %35 de üçlük atıyor. 5 denemesi var, ile de serbest atış kullanıyor. Ve NBA tarihinde 20 İşi... pardon devam et. NBA tarihinde 20 sayı, 10 rebound, 3 blok yapan çaylaklar Shaquille O'Neal David Robinson, ki David Robinson 24 yaşında. Tim Duncan 22 yaşında. Shaquille O'Neal 21 yaşında. Ve Alonzo Mourning ona yaklaşmış 21 yaşında. 19 yaşından 20 yaşına geçerken sadece bir sene profesyonel Fransa Ligi deneyimi olan, doğru düzgün Fransa Ligi deneyimi olan Victor Van Bayama, Shaq, David Robinson ve Tim Duncan ölçeğinde bir çaylak performansı veriyor. Peki bunları 36 dakikaya vur. kaç dakika oynuyor? 27 dakikada oynuyor. 27 dakika oynuyor. 27 dakika yani 27. Hani 36'ya vurduğun zaman zaten çıldırıyor istatistik. İşte 20 çıldırıyor. artı 27 dakika Hı -hı. oynuyor sadece. Ee, abi şöyle bir şey var. Yani ben şu anda... E, tabii Gober'in fizik gücü, zamanlaması Hı. ve bu sezonki performansıyla hala zirvede. Ama... Gober'le birlikte savunma Bazen tabii zamanlamayı bilmediği için, pozisyon bilmediği için çok pozisyon kaybettiği de ee, Bazen ama... çok ters pozisyon oluyor. Bazen ha, de böyle fizikli bir uzun varsa vücut koordinasyonunu sağlayamıyor. Şu, Normal daha, tabii ki. Ya, daha... Sen söyledin abi daha 20 yaşında. Aynen. Fiziksel olarak kuvvetli değil. Özellikle bacakları, kalçası çok kuvvetli değil. Onları da alacak. Ama abi öyle yerler... Abi daha dün... Dün değil önceki gün John bir blok yaptı. Abi onu dünyada kimse yapamaz. Ama inanılmaz bir blok yani. Hani çünkü kimse uzanamaz oluyor. John Collins herkes şaşırdı yani. Nasıl oraya uzanıyorsun? Ha, geçirdikten sonra arkadan... Şu yere doğru düşüyordu. John Collins e doğru çıktı. Arada bir, bir buçuk metre falan vardı ha. Geçtikten sonra şimdi mesela modern zamanlarda bloğun azalmasının en büyük sebepleri kısalar o kadar maharetti ki. Uzunu geçtikten sonra potoya öyle bir uzanır. uzunların müdahale edecek zamanı ve pozisyonu kalmıyor. Ben Bayama bunlardan farklı. Ben Bayama geçip ki zaten hani çok çabuk vesaire zamanlaması yüksek, koordinasyon yüksek. Fakat geçildikten sonra arkadan çok rahat uzanabiliyor. Öyle o yarım metre farkı e, vücudunda var çünkü zaten. Ee, mesela bunun gibi çok yaptı ama John Collins yaptı ama inanamadım ağzım açık kaldı yani. Zaten şu an yani onu yani oraya kafasını taksa tarihinde yardım savunmacısı olur bu evet. arada. Ama Çember caydırıcı olarak klasik uzun gibi kullanıldığı da tarih biri olacak gibi görünüyor. Ki bize daha önce bu sorulmuştu yani savunmanın goltu kim diye. Şimdi Bill Russell'dan alıp gelirsen onu, Bill Russell, Hakim Olajuvan, Tim Duncan gibi oyuncular oranın goltluğunu aday uzunlar mesela... Yani Miami'nin potansiyel olarak orada olduğunu görüyorsun. yani Orada potansiyel olarak. Ve zaten bu 8 Aralık'tan itibaren şey rakam, çok ileri istatistikler var ama bunları ölçmek çok kolay olmuyor. Hı -hı. Ee, bunların arasında benim en önemli, Defensive EPM var. Hı -hı. Çok belirleyicilerden biri. Fakat Spurs o kadar dağınık, o kadar problemli evet. bir takım ki bu rakamlar bozuluyor. Fakat benim en önem verdiğim şu. Takımları boyalı alan frekansı, boyalı alana girme ve boyalandan bitirme boyalarına girme frekansı ve boy bitirme frekansı bir oyuncu varken ne kadar değişiyor. İşte Gober bunun şeylerin efsanelerinden biri. Yani Gober varken rakipler işte yüzde %30 daha az pot altına gidiyor. Yani Gober varken oraya gitmiyorlar. Hı hı. Gittikleri zaman da çok düşük yüzdeleriyle bitiriyorlardı. Bunun çok çok gerçekten bunu iyi yapan oyuncular. Abi Banyaman'ın rakamları Gober'den daha iyi 8 aralıktan beri. Tabii sonuçta e, Minnesota'da başka iyi savunmacılar da olduğu için hani Gobert'in Gober'in üstüne gitmek yerine baş, yani bazen mecbur kalıyorlar. Ben Bayam'a o kadar şey ki ulan ben Bayam'la uğraşacağım bu diğerlerine zaten istediğim pozisyonu bulurum diye uğraşmıyorlar. Da fazla. E, %3 ya da 4 daha az gidiyorlar boyalı hmm. Rakipler genelde orta mesafeden hmm. bitiriyor Ben Bayam'a karşı. Ve rakiplerin yüzdesini, boyalı alanda bitirme yüzdesini yüzde on etkiliyor. Şimdilik evet. Şimdi ligdeki elit oyunculara bakıyorsun Kaan abi. Rudy Gobert'in ki sezon genelinde inanılmaz bu arada. Yüzde on beş. Kristaps inanılmaz ama Boston'la da genel olarak alakalı. Onunki yüzde on Şimdi Kristaps Porzingis, Rudy Gobert, Joel Embiid. Joel Embiid'inki de yüzde on birlerde. Ve Chet Holmgren'inki de acayip. Chet Holmgren'de yani o sıska fiziğine rağmen o da %11 etkili rakibin yüzdesini. Yani bu oyuncular var terim içeriye az giriyorsun. Çünkü diyorsun ki ulan bunlar çok uzun. Girdiğin zaman da muhtemelen psikolojik de etkisi var onun. Ulan diyorsun ben bu atışı normal atmayayım. Farklı atayım. Farklı attığın için de kendi şeyinden çıkıyorsun. Kendi ritminden çıkıyorsun. yüzlerin düşmesi dışında giriş frekansı çok daha önemli. Yani oraya gitme frekansını acayip şey. Şimdi gitme frekansını düşürdüğün zaman bu yalan, bu şimdi e, teknik olarak bir sonuca yol açmıyor. Çünkü top kaybı yok. Yani kaçan atış yok. Şimdi yüzdeyi düşürmek direkt atışları etkiliyor. Ve skorboard'ı etkiliyor. İçeri giriş frekansını değiştirmek. Yani içeri normalde atıyorum bir takım maç boyunca 50 penetre yapıyorsa bunu 40'a düşürmek aslında skorboardda bir şey değiştirmez. Ama oyuna makro etkisi daha büyük. Yani bütün geometriyi değiştiriyor. Bütün oyun nasıl Hı -hı. spacing yani e, iyi şütörler alanı açıyorsa bu da alanı daraltan bir şey. Rakibin yaptığı yapmaya çalıştığı şeyleri opsiyonlarını azaltıp oynamaya çalıştığı alanı daraltıyorsun. Hı. Bu direkt skorboard'a yansımıyor yüzde düşürmek gibi ama makro olarak rakibin çok daha limitliyorsun yani. Bu bu çok acayip bir şey ya. Peki kısa bir soru. LeBron, Steph ve KD çağının sonuna yaklaşıyoruz galiba tabii, tabii, tabii. ama yaklaşamıyoruz da bir yaklaşıyoruz, yandan. yaklaşıyoruz. Ee, yeni yüzler arasında emeğin nerede görüyorsun? Yani mesela Luka Doncic Tyreselle Burton, atıyorum Jason Tatum, Victor Van Bayma. Buradan yani, yenisi, kim? Yaniste saymakla. Tabii yaniste de devam ediyor sonuçta. Daha 30'larına geldi yani. yani. Yok işte devam edecek neticede. Evet, evet. Ama yani bu pazarlanabilir yüzler arasındaki farka nasıl bakıyorsun? Mesela Amerikalılar Anthony Edwards'ı da oraya koymaya çalışıyor. Ama Anthony Edwards hala oraya girmesi gerektiğini gösteremedi bence. Yani bunların hala altında Anthony Edwards seviyor. Şimdi, canım, şimdi pazarlanacak yüz dediğin zaman... O biraz daha başka faktörler de içeriyor. Burada mesela Edwards çok daha avantajlı. Edwards tam Amerikalıların çok, çok sevdiği tür bir yıldız yani. Ee, Halliburton orada bence iyi bir aday. Çok büyük patlama yaptı. Biz All-Star'da da konuşmuştuk. All-Star oylarını domine etti mesela. Aynen birinci oldu. Gerçi All-Star'dan beri çok kötü oynuyor. Daha doğrusu <laughs> şeyden beri çok kötü oynuyor. Sakatlıktan beri evet. çok kötü oynuyor. Yani kötü derken çok standartların altında oynuyor. Ee, Abi ama Van Banyama bunların hepsinin üzerinde oluyor. Çünkü Van Banyama'yı izlemek... San Antonio çok kötü olduğu için, sezonu da çok kötü başladıkları için... ...insanların çok dikkatini çekmedi. Bu sezon başka bir sürü hikaye anlatıyor. Fakat bir kere izlediğin zaman... ...ben bunu bir kere dile getirmeye çalıştım programlarda. Abi büyüleyici bir şey Van Banyama'yı izlemek ya. Çünkü gerçekten... Uzaylı bu şey vardı abi bir tane e, 80'lerdeydi galiba Air Bud diye bir film vardı. Bir tane köpek basketbol oynuyordu, basketbol takımına giriyordu falan. Abi onun gibi yani tabii ki o bir, aptal bir Disney filmi de. Yani sahada senin bildiğin sporu yapan insanların işte bir takım çok iyi ve çok işte don donkişler, lebronlar falan muazzam. Falan. Bir de abi başka bir canlı tür var ya. Zürafa oynuyor abi sahada. Ve e, izlediğin zaman o çok büyülü bir deneyim yani. Ana falan diyorsun yani ve bu işte tabii ki fiziği oturduktan sonra hücumu daha koordine, daha seçmeyi öğrendikten sonra daha daha denge, dengesi arttıktan sonra falan verimi de artarsa o zaman aklımızın hayalimizin görmediği şeyler yapacak. Abicim NBA tarihinde 22 tane 5x5 yapılmış. Bu hep biz quadruple W söylüyoruz. Hmm. Bu arada ben orada yanlış bir bilgi vermişim. Kusura bakma seyircilerimiz hmm. şey, için 4 tane quadruple double hmm. var. Ben 5 zannediyordum. 4. Hakim Hoca 2 kere yaptı zannediyordum. Ee, sadece 22 tane 5 çarpı 5 var. birden fazla yapan oyuncu sayısı da 3. Andrei Krilenko, Hakim Hoca 6 tane yapıyor tabii ki klasik. Olmaz <laughs> bir şey ya Hakim yani. Jane de 2 tane. <laughs> yani geri kalanları da işte geri yani 15 işte 6 ıı, teki. Geri kalan 14 tane. De toplam 16 oyuncu 22 tane yapmış yani. Abi ben bayağı ama geçen hafta iki tane üst üste yapıyordu. Az daha Jeremy Sohan boş turnkeyi kaçırmasaydı. Yani bir tane yaptı. Bir tane maçı da ondan önceki Sacramento maçında da 5 çarpı 4 yaptı. Asisti kaçırdı çünkü Jeremy Sohan boş turnike kaçırdı bir tane. Yani bir sezon istatistiği olarak ona yaklaşacağız. Sezondan olacak ben sana söyleyeyim. Burada mesela blokta çok şaşırmışsın ama top çalmada şeyi gösteriyor. Bu ne kadar doğru zamanlamayla topu uzanabildiğini ve ne, mesafeleri mesafelere uzandığını gösteriyor yani. Dileriz Spurs da bu konuda Kaan abi elini çok yavaş tutmaz. Yani çok acele etmemek lazım ama biraz da çabuk olmak lazım. Çünkü Yao Ming'de de gördük. Böyle kariyerlerin nereye gideceğini bilmiyorsun. O yüzden hızlı olması lazım Spurs'un. Hızlı evet. olması Son lazım. olarak şeyi söyleyeyim. Ben Bayama ile ilgili en büyük, en büyük endişe her zaman tabii ki sakatlık. İşte. Çünkü 2.17'nin 2, 2, üzerindeki oyuncular arasında uzun kariyere sahip olmuş sadece iki oyuncu var. Sean Bradley ile Rudy Gober. Gerisinin hepsi kariyerleri bir yerde baltalanmış. Bunun çok temel bir sebebi var. Kemikler çok uzun olduğu için kaldıraç etkisiyle, vinç etkisiyle onların esnemesi çok daha korkunç yükler. Yani katlanarak artan yükler bindiriyor eklemlere. Bu da sakatlık riskini anormal artırıyor. Fakat Ben Bayama'yı görürsen ki Ben Bayama bütün gençliği boyunca buna uygun bunu yetiştirilmiş, hı hı. bütün ligamentlerin daha esnek olması sağlamış. Abi adımlamayı, düşmeyi falan çok çok iyi biliyor. Evet. Yani şu ana kadar bir tane bir pozisyonda galiba hafif bileği burktu. Onun dışında sezon boyunca en ufak bir sakatlık pozisyonu için... Tabii ki çok taiz şeyler oluyor senin ayağın üstüne tabii biri var, düşer, falan. biri şey yapar. Yani şu, ama nasıl vücudu çok anormal koordineyse adımlaması ve yani kendini sakınması demeyelim de sakatlık riskini düşürmesi de çok anormal bir e, seviyede. Zaten tıp da onunla birlikte gelişecek. Yani tıp da onu bir vaka olarak alacak, inceleyecek önümüzdeki dönemde. Mesela Yao Ming'in en büyük şanssızlığı Çin'in Yao Ming'in üzerine bir şey getirdiği baskıydı. Yani olimpiyat sözünde sakat sakat oynamışlardı. Fransızlar da daha dikkatli bu konuda. Spurs zaten NBA'nin bu konuda en dikkatli camialarından biridir. O yüzden Spurs da bu konuya dikkat edecektir. Ben de seyircilerin de görüşlerini merak ediyorum burada. 3x3'e geçeceğiz ama Van tavanını nerede görüyorsunuz efendim? Yorumlara bekliyorum. Yani ben Bayama deneyiminden siz ne çıkardınız şu ana kadar ve NBA tarihinde ve NBA'nin yeni yüzü olma konusunda nereye gider? Lütfen aşağıya yazın. Ben de yakında yazımda faydalanırım bundan. Deyip 3x3'e geçelim. Can Malgida Nagır birlikte lezzetlere, tatları konuşmaya devam ediyoruz Kaan abi. 3x3'te haftanın en iyi oyuncusunu, en iyi oyuncularını veya en kötü oyuncularını, takımlarını ve anlarını seçiyoruz. Burada kesiştiğimiz bazı isimler olacak var, var. gibi görünüyor. Sen de şu an fark et. Zaten biraz kısa bir haftaydı All-Star arasından dolayı. Biraz ben böyle torpil yapıp son 14 güne de bakmaya çalıştım ama senin oyuncularında kimler var? Ee, ben Bayamadan bahsettik zaten. Ee, harika bir hafta geçirdi. 23 11 5 4 5 ortalamayla oynadı. 5 çarpı 5 ortalama yapıyordu neredeyse. biraz önce dediğim gibi tarihteki en 23. 5 çarpı 5'i yaptı. Yani 5 asistte 5'i geçmeyi yaptı. 24. 24. de yapıyordu işte 4 asiste kaldı. Yani top çalma bloğu yaptı. Asiste 4'te kaldı. O da Jeremy Soğan boş turnike kaçırdı. Ben inanamadım yani. ben bayağı harika bir hafta geçirdi. son dönemde Mikal Bridges çok formsuz. Tamam Mikal Bridges belki... Bir takımın birinci oyuncusu olmak için ideal bir isim değil. Daha çok ikinci veya üçüncü Hı. oyuncu olmak e, onun için daha uygun bir senaryo. Ama biz geçen sene özellikle Brooklyn'e geldikten sonra gördük ki e, en azından ana skorer olabiliyordu. E, fakat bu sezona zaten çok yüksek, geçen sene bitirdiği yerden çok başlayamamıştı. Biraz bu oyun kurucu eksikliğiyle falan da alakalı. Ama bu ana atıcı olma rolü Michael Bridges'in, Michael Bridges'e bir beyden büyük geldi gibi yani. Ee, ve daha rolde, daha ikinci rolde, daha iyi oynuyor. Ama geçen haftayı da abi %36 isabetle 14 sayı, 4 riban, 4 asist ortalamaya dayanır. Şimdi takımın birinci oyuncusu abi %36 ile 14 14 4 4 yapıyorsa zaten çok bir şey. şey de demişlerdi Jack Von'un kovulma sürecinde de Jack Von da çok mutlu değilmiş. Ki. Yani öyle kaprisli bir oyuncu da değildir aslında İyiydi. Michael Bridges ama belli ki kafada bir şeyler gitmiş. Yani geçen sene o yarım adım atmıştı. Şimdi tam bir adım atacağı beklenirken bir anda geri adım attı Michael Bridges. Psikolojik olarak kaldıramıyor olabilir bu süreç. Ee, performans olarak kaldıramadı ortada özellikle geçen hafta. Benim bir uyam onun New York Knicks'e gitmesi kan abi. Villanova tayfasını ha, hazır evet. buluşturmuşken orada. Yani Jalen Brunson, Michael Bridges, JaShaert inanılmaz olur. inanılmaz. Yani o canına bile birlikte şampiyonlar götürür o takımı yani. Bakalım. Ee, geçen Gece hafta en dikkat çeken oyuncusu ise abi Nikola Jokic. Ya yani zaten şu anda MVP listesinde yani bir numarada da öyle bir hafta geçirdi ki yani ben damga vurmak istediğim zaman da damga vururum dedi. Geçen haftayı %73 gerçek şut yüzdesiyle. %73. NBA ortalaması %56 mı ne yani? yani %73 akıl almaz bir rakam. 27 sayı, 17 rebound, 15 asist ortalama ile tamamlayıp 3 tane de toplam top çalma bloğu var bu arada. Ee, yani 3 tane öyle domine edici maç oynadı ki böyle ağzımız açık izledik yani. Acayip de ee, Yani gerektiği yerde masaya yumruğunu vuracağını da gösteriyor. Ben de Kyrie'yi aldım. Dallas da çok formda son dönemde zaten. Luka ile Kyrie sağlıklarına kavuşunca ve 5 numaralara kavuşunca daha iyi bir performans ortaya koydular. Luka zaten acayip gidiyor. Kyrie Irving de... Son 3 maçta 31 sayı, 7 rebound, 4 asist, 8'de 4 üçlük ve %58 sağ yüzdesiyle oynuyor. Ve şey görüyorsun Kyrie Irving'de yani kafası sağda olduğunda o kadar iyi bir ikinci oyuncu olabiliyor ki. Yani ana oyuncunun yaptığı işleri ana oyuncunun elinden almadan ana oyuncunun olduğu takımı zenginleştirme konusunda bir marka zaten. Lebron bunu yaptı. Kedi ile tam yapamadı ama orada başka sebepler vardı zaten o takım içerisinde. Fakat yani Kyrie ile Luka hala inanılmaz tamamlamıyorlar birbirlerini bence ama Kyrie nerede geri adım atması gerektiğini ve nerede şovur Luka'ya bırakması gerektiğini biliyor. O açıdan çok formda gidiyor şu an. Kyrie eğer sadece onun konsol olursa dünyanın en iyi Robin'i olabilir. Yani Batman'in en iyi Robin olabilir ama işte Kayri biliyorsun ya şu anda iyi de. Chet Holmgren'i burada aldım. Az önce biraz Van konuşurken bahsetmiştim ama şimdi Chet Holmgren'in bundan bir ay önce performansı biraz düşmüştü. Baya düşmüş. Fakat son 4 maçla birlikte tekrar canavar gibi performansa döndü. 21 sayı, 9 rebound, 3 blok. O da zaten savunma istatistikleri çılgın sezon başından beri. %64 saat içinde atıyor Chet ki yani klasik bir postapçı olduğunu söylemeyiz onun. %53'lük atıyor 5 denemeyle. Zaten 4-3'lük, 5-3'lük, 3-3'lük isabeti başladı Chet ve onu yaptığı zaman OKC'yi durdurmak imkansız oluyor. Yani Cajkili'den mesafe alarak savunmaya çalışıyorsun. Onun dışında OKC'de risk alabileceğin oyuncu kalmıyor Chet bu şutları attığı için. E, çok formda şu anda Chet de takip etmeli seyircilerimiz. Mikael Briciski, ben bende Demian Lillard var. Aynı formsuzlukta olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü Lillard çok büyük şutlar sokuyor. Hakikaten çok büyük maç maçları çözüyor sezon başından beri. Ama 21 sayı 6 ribant 8 asist. Şimdi ribant ve asist de gayet iyi. Duck Rivers geldikten sonra da bence Yanis uyumu daha iyiye dönüştü. Yanis sonra daha fazla perdeye geliyor ve ikili oyunu daha fazla oynuyorlar. Ama Kaan abi %38 ile şut sokuyor. Ya yani 18 deneme 138 de şut sokuyor. 9 üçlük deniyor %30 da atıyor. Bir türlü bu yüzdeleri hani tamam bizim alıştığımız çılgın Lillard seviyelerine getirmesine gerek yok ama klasik bir NBA gardı yani iyi bir NBA gardı sağlam bir NBA gardı seviyesine getirmiyor. Hala son çeyrekli şutları soksa da Lillard'dan böyle bir şey istiyorum. Yani bir hafta istiyorum böyle %50'lerde %60'larda attı. Bakalım ne zaman gelecek o. Takımlarında kimler var? Charlotte'dan geçen hafta da bahsetmiştik ama o form devam ediyor. Son 6 maçın 5'ini kazanmış durumdalar. Memphis'i, Indiana'yı, Atlanta'yı ve Utah'yı yendiler. Golden State'i yenirdiler ama yani o da çok anlaşılabilir bir durum. Miami biliyorsun anormal bocalamıştı Ocak ayında özellikle hücum anlamında. Tekrar Miami olduğunu gösterdi. Dört maç üstte kazanan Milwaukee, Philadelphia, New Orleans gibi üç tane çok zor deplasmanda kazandıktan sonra dün de, dün gece de Sacramento'daki beş eksikle sahaya çıkıp ee, formda bir Sacramento'yu da yenmeyi başardı. Eksane bir tane oynadı. oynadı ya. Evet. Hayma Kez'de BMW'de bayağı tek başlarına oynadılar zaten Aynen maç yani. önce. Dunk, Duncan 11'de 1 attı buna rağmen kazandılar yani. Ki, çok, Caleb e, Martin'e çok iyi oldu. Milwaukee yendikleri maçı ile kazandılar. Sacramento'ya karşı Hayma kazandılar. Zaten Miami'nin sır sırrı belli Aynen. abi. Birileri maç kaçıracak. Azaldıkça maçlar. büyüyorlar. azalmalı yani. Azalmaları lazım evet. onları. Evet. Ve e, yeni kadro kurulduktan sonra yavaş yavaş rayına oturan ve özellikle hücumda hiç beklenmedik seviyelere çıkan bir takım ee, belki tren kaçtı sezon için ama Toronto üst üste 3 maç kazandı. Hı hı. Ee, Brooklyn, Atlanta ve Indiana'yı yeniler. Atlanta ve Indiana deplasmanda olmak üzere. Ee, yani evet dediğim gibi sezon tren kaçtı belki ama bu 3 galibiyetle en azından bu takımın yani yeniden oluşturulan bu kadronun e ne bileyim doğru yolda ilerlediğini ne önemli bir gösteri. Reyyan sakat. Dört hafta olmayacak. Şimdi Atlanta'yı oradan düşürüp play'inin son basamağına çıkabilirler hala. Çok zor ya. Yani hala orada mesafe var. O yüzden gelebilir. Eman Akuklu da acayip formda gidiyor bu çok hafta. Çok formda da abi çok gerideler ya. Çok gerideler yani. Ben de bu arada seninle konuşmuşken işte fa demin fark ettik aynı takımlar almış. Ben de Toronto'yu yazmıştım burada. Çünkü Brooklyn, Atlanta ve Indiana kendi seviyesi ve kendi seviyesi üstü takımlar. Yani onları yenmeleri önemli bu. Bence hücumdaki patlama çok ilginç bu arada. Evet ya, ama Quick'le o kadar isabetli soktuğu Hı. zaman bu takımda her şey açılıyor. Miami almıştım ben de. Sen son 6 maçlarından bahsediyorsun. Son 10 maçta da 8 galibiyet oldular Hı. aslında. Yani ritimlerini buldular onlar. Şimdi doğudaki eşleşmeler çok garip olacak sezon sonuna doğru. Yani şu an mesela işte şu anki hali hazırda eşleşmeye bak baktığında mesela New York'la Philadelphia'nın eşleştiğini görüyorsun. Miami ile Milwaukee eşleşiyor. Milwaukee ulan yüzlük yüzlük Hı? tekrar Miami ile eşleşeceğiz. Miami ile Milwaukee son 5 senede kaç kere oynadılar acaba? Yani benim büyük rekabeti olacaklar Aynen. zaten. Dördüncü kez eşleşecekler bu playoff'ta da eşleşirlerse. E, çok saçma bir seriye doğru gidiyoruz orada. Ben de Denver'ı aldım. Yani Washington ve Portland maçları kolaydı. Ama Golden State galibiyetleri önemli bir galibiyetti ve gerektiği yerde bu takımın hala ne seviyede olduğunu göstermesi açısından önemliydi. Bu yok hiç iyi topçuymuş. İyi bu. topçu, iyi topçu. Anlarında neler var? Anlarımda şey var. E, Portland Charlotte maçı önceki gece, e, şey oldu. Böyle başka bir şeyle ilgili. Maçları seyrettim bu maçlar başka bir şeyle ilgili. Bir baktım e, Portland Charlotte maçı açık hala. Kaçar mı dedim Portland Charlotte. Yok maçı. yok. 80 65 Hı -hı. maç. Fakat saat işte 8.30'a mı ne geliyordu? Abi ne oldu? Maçı yarıda mı hani kesildi mi dedim. Yani bitmiş olması lazım. Abi son 2 dakikaymış meğerse. Abi Portland 26'da bir üçlük atmıştı o sırada ya. Sonra gerçi 6'da 2 attılar, 30'da 32'de 3'lemini bitirdiler ama 26'da bir üçlük attılar. Ee, bazen de böyle doğaçlı şeyler görmek de yani, olumsuz anlamda da olsa çok ilginç. Sezonun en ilginç maçlarından biriydi. Burada şey önemli yani 2024 yılında Portland'ın hücumda bazen ki hücum anlamında aslında çok kötü bir takım değiller. Şimdi sakat olmadığı zaman ki bu maçta sakat değildi. Anthony Simons, Deandre Ayton, işte Jeremy Grant gibi hücumda gerçekten e, ligin belli bir seviyesinin üzerinde oyunculara sahip. Ama Portland takım halinde bazen hücumda anormal tıkanıyor. Bu sezon 80'in altında kaldıkları iki maç var ve başka takım yok abi 80'in altında kalan. 80 ne abi 2024'te? Bu maçta da 80'in altında kaldılar. E, bir diğeri de e, anlardan... Yani All Star arasından sonra... Ya, tatilden sonra oyuncuların biraz daha böyle rahatlaması, gevşemesi ve sezon sonuna doğru biraz daha böyle hani odaklanmasını beklersin. Fakat bu biraz gerginlik olarak mı yansıdı evet, bilmiyorum. umutsuzluk var genel olarak. Ya üç maçta böyle bir itiş kakış çıktı. Zaten Miami New Orleans maçında Zion Williamson'un pozisyonundan sonra hani ciddi anlamda kavga noktasına gelen bir itişme, e, yaşandı. Beş oyuncu maç cezası aldı zaten. Ben bench terk ettikleri ama. Fakat daha sonra iki maçta da Golden State, Charlotte ve Minnesota, Brooklyn maçlarında da maçın sonunda maçın sonunda nedense takı, yenilen takımların gereksiz bir agresifliğe tanık olduk biliyorsun. Şu tatlanıcı ee, sinirleniyorlar evet. yenilen takımlar. Ee, geleneksel olarak hani son topu e, hücum eden e, takım kullanmıyor. Hı hı. Fakat orada şöyle bir nokta var. 24 saniyeden fazla süre varsa yani uçtu kullanmasa 24 saniye olacak zaten. Çoğu takım kullanmıyor. Mesela 30 saniye var. Dö topu top kullanmıyor. 6 saniye saniye rakibe veriyor. Ama bunu kullanmakta bir yere, süre kalması olarak kullanmakta fayda yok. Kullanmasını istemiyorsan savunma yap kardeşim. Bu bir saygısızlık vesaire de değil. 24 hele ki 24 saniye dolacakken yani top kaybolacakken potaya atması ki gelişi güzel atıyorlar genelde. Hiçbir sakın yok. Fakat bunu bir gurur meselesi yapıyor. Ya kardeşim sen o kadar gurur meselesi yapacaksan maçta iyi savunma yapsaydın ya. Söylenmesi yani. gereken tek şey bu abi. Yen yenilmek istemiyor. O zaman yenilme abi. Aynen. Öyle. Savunma yap. Yapacak bir şey yok yani. İki maçın sonunda da işte son topu attı diye bayağı olay çıkıyor. Deniz Schroeder Mike Conley'nin üzerine gitti zaten. Aynen Deniz şöyle Mike Conley'i gitti ki Mike Conley be abi yani. Zaten herkes bir şok oldu. Diğer, diğerinde de Miles Bridges vardı. Bu arada o maçtan sonra Miles Bridges olay çıkardıktan sonra Draymond Green'in yaptığı açıklamada... Dünyanın en sahte kabadayısı, en hakikaten korkunç açıklamalarından biri ya Draymond Green'in yaptığı. Ya Draymond Green'in niye... Yani bu kadar sevimsiz olur mu ya? Miles Bridges benim kardeşim ne yapsa yeri değil. Ulan... Bir insanı koruyacaksan da Miles koruma bu sene ya. Yani karısına defalarca şiddet uyguladığı kanıtlı olan biriyle ilgili şey diyor. O benim gözümde hiçbir yanlış yapmaz diyor. Çünkü hı hı. niye Detroit League is'te biliyorsun. de biliyorsun? İkisi de Michigan'lı. İkisi de Michigan'lı olunca hemşerilik olur. Ulan hemşeri olabilirsin ama adamın yaptığı şey belli. Grant Williams'e kabadayılık yapıyor bir de orada. Grant Williams'e tavsiye veriyor. Abi sen NBA'de insanlara nasıl davranılacağı yerine tavsiye verebilecek birimiz. Basketbolcu olarak verebilirsin de insanlık olarak veremezsin yani. Ben de burada Jordan Poole'u ekleyeyim. Raymond Green dedik yine ayrılamıyorlar Jordan Poole'la. Ee, Jordan Poole'un yedeğe çekilmesi bu haftanın benim için en dikkat çekici anıydı. 3 maçtır bench'ten geliyor Washington Wizards'ta ki Washington Wizards'ta 3 maçtır yedekten geldi. Bayağı bozuldu bu arada. Bayağı bozuldu çünkü zaten Maksimum kontratlı oyuncusu takımına 27 milyon dolar alıyor. 3 sene sonra 34 milyon dolar alacak zaten. Takımın çıkan beşine bakıyorsun. Avdi'ye, Begley, Kulibali, Jones ve Kuzma ya da Shamut'la çıkıyorlar mesela. Avdi'ye olmayınca da Şamit, Kulibali, Begley, Jones ve Kuzma çıkmışlar. Şimdi bu beşte Jordan Poole yedekten geliyor. Brian Keefe'in son dönemki hamlesi bu oldu. Jordan Poole da pek memnun değil bu durumda. Böyle kenardan geldiğinde daha iyi oynadı. Zaten kenardan geldiğinde şutlarını atmaya devam ediyor. Benzer sayıda şut kullanıyor. Hatta bazen daha da fazla şut kullanıyor. Buradan sorulara geçelim kanalım. Geçelim abi. efendim. Sizlerden gelen soruları yanıtlamayı sürdürüyoruz. Merak ettiklerinizi lütfen aşağıya bırakın. Fast Break bölümünde seçerek bunları konuşmaya çalışıyoruz. Kaan abi, İhsan Sefa Özer'in bir sorusu var. Dünyanın en değerli spor kulüpleri listesi açıklandı. Golden State Warriors listede ikinci sıradaydı. Warriors'ın bu kadar büyük bir marka haline gelmesinin arkasında NBA'de reytinglerin artışındaki olağan etki dışında nasıl bir işletme mantığı var? Ya tabii ki hani yeni salonun tabii çok büyük etkisi var. Yeni salondaki bilet fiyatlarının, oradaki maç günü harcamalarının, işte takımın başarılı olmasının falan. Fakat iyi yönetilen takımlarda bu örnekleri yüz. Fakat bunlar yüzde beş, yüzde on, yüzde farklar. Asıl mesele şehirdir ve şehrin ekonomisidir. Sonuçta New York, Chicago ne olursa olsun takımların durumu ne olursa olsun ligin en değerli takımları olmayı her zaman sürdürdüler, sürdüreceklerdi. Senin onu iyi işlettiğin zaman yüzde beş, on fark ettirsin ama o kadar. Golden State'in başarılı olmasının sebebi de San Francisco'nun dünyada ekonomisi son 20 yılda en hızlı büyüyen şehir olması. Silikon Vadisi ve Silikon Vadisi'ndeki büyük teknoloji şirketlerinin etkisiyle. Asıl sebep bu. Bir de Steph Curry tabii ki. Ya tabii ki. Yani Aynen. Steph Curry ve <laughs> takımın işte şey, ama Steph Curry'den fazla Chase Center mesela. Steph Curry Chase Center ama asıl <laughs> şehir yani. Zaten şey diyorlar ya Steph Curry işte draft edildiğinde Warriors'ın e, franchise değeri şuydu. Şimdi Hı. bu Steph Curry'nin kontratına bakıyorlar. 60 milyon dolar alıyor. İşte bu hep söylenen şeyler. NBA'de oyuncuları sınırı kondu. de hani Lokaf bölümünde konuşmuştuk. Aslında 100 milyon dolar kazanması gereken oyuncu bu kadar kazanıyor diye. Diğer soruya geçelim. Geçelim bizler. abicim. Ee, Burak Mert sormuş. Trey Yank hakkında her geçen gün artan takas iddiaları var. Hawks bu şekilde kötü gelip gitmeye devam ederse ve Trey de takasını isterse olası bir e, Trey Van bir ortaklığı tarihinin neyip iken rol oyunu olur? E, Seyircimiz söylemiş zaten. Yani evet demekten başka şansımız yok burada. Bir de hani Trey'in Sahip olduğu bütün eksikleri Wemby kapatabilir. Wemby'nin sahip olduğu bütün eksikleri de Trey kapatabilir. Hı hı. O yüzden yani belki rekabetçilik anlamında Trey Young'ı hala başka sorunları olabilir. Takım içinde her zaman çok sevilmeyen bir figür olabilir ama o sahneyi de sevdiğini biliyoruz. Yani eğer Greg Popovich anlaşabilirse, San Antonio Spurs kültürüne uyum sağlayabileceğini düşünüyorsa mükemmel olur bence. Çok eğlenceli bence olur bence de yani. olağanüstü olur. Ki Atlanta'nın yavaş yavaş düşünmeye başladığı ortada. Düşünüyorlar yani bu takas olayını. Fransa ile ilgili bir soru var sana da. Bugün NBA'den çok gittik ama güzel denk geldi. Neşe Barış sormuş Kaynan abi. Fransa uzun yıllardır diğer Avrupa ülkelerine göre NBA daha fazla oyuncu uyguluyor. Bunun temel faktörü ne? Futbolda da aynısı var gerçi. Hem futbol hem NBA. Ee, bir kere Fransa'nın sporcu yetiştirme kültürü biraz daha üst müsabakalara uygunlukla alakalı. INSEP mesela var. Onların spor akademileri. Basketbol için çok kullandıkları. Fakat burada da asıl sebep gene işte... Golden State örneğinde olduğu gibi ırk abi. Yani hı hı. Fransa, insan kaynağı çok geniş. İnsan aslında. kaynakları eski sömürgelerden dolayı çok fazla farklı ülkeden geliyor ve siyah ırka ait çok fazla genç sporcuları var. Ve siyah oldukları için onların genetik avantajlarını Şeye özellikle basketbol alanında işte ilk adım kullanmaya işte daha çok Amerikalıların istediği yani NBA'nin istediği tür oyuncu yetiştirme çok daha uygun bir malzemeler var ve ona uygun da bir e, oyuncu programları var. E, ama sonuçta sen istediğin kadar iyi program uygula yani birebir aynı programı getir Amerika'daki ya da Fransa'daki bunu beyaz oyuncularla yapamıyorsun. Beyaz oyuncuların başka yani onların yok işleri don işleri örnek alması lazım. Yani onlar işte Durant'leri şeyleri örnek alırlarsa olmaz yani, yani o, oynama sitli olarak. Fakat Fransaların öyle çok çok net bir, bir avantajı var. Bir de Fransa'nın bir avantajı Amerika'nın sahip olmadığı kurumlara sahipler oyuncu yetiştirmede. Evet. INSEP onlardan biri. işte futbolda Clairefontaine Akademisi vardır onların 70'lerden beri oyuncu yetiştiren. Şimdi bunları Amerikalılar sahip değil. Şimdi Amerikalıların sahip olduğu genetik avantajı alıp Avrupa'nın sahip olduğu kurumlarla birleştirince mükemmel karışım ortaya çıkıyor. Mi? Ve hem basketbolu hem futbolu <laughs> domine etmeye devam edecek <laughs> önümüzdeki bir senedir. Aynen. en sormuş. NBA'de aktif bir oyuncunun yerine geçmek isteseniz kimi yerine geçmek isterdi? Ee, dünden beri düşünüyorum çünkü buna her sene yeni cevap vermek lazım abi. artık Lebron demezsin herhalde. Artık tamam ya Lebron. Zaten Lebron'un yerine geçmek de istemem abi. O başka bir hayat bence. Ya o, o kadar da keyifli bir hayat. Mesela Jalen Brunson tipi bir hayat bana daha güzel geliyor abi. New York'ta yaşıyorsun. Güzel para kazanıyorsun. Yaşartla takılıyorsun. Yaşartla takılıyorsun. Podcast'in var. Şeyin, boyun mesela bence normal hayatını sürdürmek ve emekliliğinde daha rahat olabilmek için iyi. Mesela Dirk Nowitzki'nin emeklilikte yaşadığı sorunları yaşamazsın. Vücudum daha iyi. O yüzden mesela Tyrese Halliburton, Jalen Brunson gibi şu an yeni parlayan, bir şehrin yeni kimliği haline gelen ve daha az baskının olduğu ama o baskıyı da kaldırabilecek ölçüde performans veren oyuncuların yerinde olmak isterdim şu anda. Yani bu ikisini yazıyorum şu anda. Sen kim istersin? Valla ben hiç düşünmedim o şeyleri de maksimum kontrat herhangi biri olabilir yani. <laughs> çok da fark etmez bana yani. Yani orada şey, sınırın da kaç, kaç sana gider abi? Kaça tabisin? Ya ne bileyim abi sonuçta 50 milyon doların üstüne çok da gerek yok ya. 30 etmez mi? sonra yeter, 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 yukarıdan Ama şöyle 50 vergi öncesi olduğu için hani vergi sonrası elime kalan 30 30 olsa elime kalan 30 olduktan sonra sorun yok. Gerisi çok önemli değil. 30 iyi bence de abi. 5-6 sene 30 milyonla sonra hayat yetiyor zaten. Hayatım boyunca seni geçiyor. Sen yıllık mı diyorsun? ben toplam diyorum abi. Ben yıllıktan bahsediyorum ben ya. Ben toplam diyorum yok, abi. Ben toplam. toplam benim basketbol kariyeri... abi 30 milyon doların varsa hayatının geri kalanını tamam. süper rahat geçirsin derdim o. Ben yıllık 30 yerine 50 yok, olsun diyorsun Yok sandım. yok. Ben toplam alacağım paradan bahsediyorum abi ya tabii yani. Hele gelip bir de Türkiye'de yaşarsan ondan sonra. Bakın kontratlı <laughs> laf olsun diye söyledim. Yani işte ne bileyim bana 3 yıl 60 milyon dolarlık bir kontrat versen onun da elime kalanı 35-40 olur. Fazla fazla yeter. Evet. Ben mesela 4 çarpı 108'den açtım. Jalen Brunson 105'ten açtım. Benim kontrat bana bayağı yeter yani. İyi. Ben bayağı güzel yaşarım o kontratla. Çok teşekkürler Kaan abi. Teşekkür Salı ve Cuma günleri buradayız efendim. Bizi hem Sokrates Stüdyo'dan, YouTube kanalından hem de Sokrates Club'dan takip edin lütfen. Rival'da da yazılarımızı takip etmeyi, okumayı unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.